Ekopazar gıda sektöründen derlediğimiz konularla devam ediyor. Ülkemizde sakatat ürünlerine karşı ne kadar tereddütle yaklaşılsa da hem lezzeti hem de yüksek besin değeriyle en çok tercih edilen gıdalar arasında. Et ve sakatat sektörünün başarılı üretici ve tedarikçilerinden Bozkan Et ve Sakatat Ürünleri, üretimlerini çağın son teknolojisiyle birleştirerek kaliteden ve lezzetten ödün vermiyor. Kuruluşumuz 1983 yılında babam Recep Bozkan tarafından kuruldu. Mezbaada, Göbel Mezbaası'nda ufak bir odada çalışmalar başladı. Daha sonra yıllar içerisinde 96 yılında ufak bir soğuk havayla başlayan üretim süreci işte bugüne kadar uzun bir süreç geçti yine, ama 2000 yılında buraya tamamen geçtik. 2000 yılından 2015 yılına kadar üretim hattımızı tamamladık. Şu an bütün Balıkesir başta olmak üzere birçok ilden sakatat ürünü buraya ham madde olarak gelip burada üretimi gerçekleştiriliyor. Sakatat ürünlerinin hepsi mevcut. Yani işlemediğimiz bir ürün yok. İleri işlem dediğimiz işte dana işlenmesiydi, dana kellesiydi, dana diliydi. Bunların ısıl işlem görmüş, yani pişirilip doğranıp paketlenmiş son işlemi gerçekleştiriliyor. Diğer ürünler kuzu paçası olsun, kuzu kellesi, aynı şekilde o da İzmir bölgesinde iş yerimiz, depomuz olduğu için o da pişirilip sevk ediliyor. Modern entegre tesislerinde hijyenik ve çevreci bir ortamda faaliyet gösteren firma, üretim konusunda oldukça hassas. Gece 12'den sabah 8'e kadar üretim durduğu zaman sabaha kadar temizlik yapılır. Gün içerisinde de temizlik yapılır. Bizim ürünümüz çok hassas bir ürün olduğu için, sakatat ürünleri çabuk bozulan, çabuk bozulmaya meyilli bir ürün olduğu için temizlik olmazsa son üründe kötü çıkıyor. Yani işletmeniz, üretiminiz ne kadar temizse son üründe o kadar kaliteli çıkıyor. Temizlik bizim olmazsa olmazımız. Yani ilk kural temizlik. Firma kendi sektöründe ürünlerini ihraç eden ender firmalardan biri. İhracat belli kalemler gidiyor yurt dışına, uzak doğuya. Giden ürünlerin 4 veya 5 kalemi Türkiye'de tamamen atıl durumda olan, hani çöpe atılan ürünler hem ekonomiye kazandırılmış oluyor, hem burada bir iş gücü potansiyeli oluşmuş oluyor. Daha hızlı bir yatırım yapılması gerekiyor. Daha birçok kesimhanede bunlar atıl durumda olduğu için toplanması, işlenmesi zayıf. Ama biz kendi bölgemizde hemen hemen bütün kesimhanelerde bunu toparlıyoruz, işletmemizde işleyip gönderiyoruz, hazırlayıp. Bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre sakatat ürünleri insan sağlığı açısından oldukça faydalı. İnsanlar sürekli bu üründen kaçtı. Ama bundan 20 yıl, 30 yıl önce bu ürün böyle değildi. Yani Türk damak tadına uygun ürünler hepsi. Yıllarca televizyonlarda, basında, yayında işte kötüdür, yemeyin, sağlığınızdan olur, kanser olursun, şudur budur dendiği için insanlar hep kaçtı. Ama son yıllarda zararlı değil, tam tersine faydalı olduğu konuşulmaya başlayınca yine başa dönmeye başladık.